Sevgili çocuklar, merhabalar. 3. sınıf 8. hafta kazanım değerlendirme çalışmalarını sizlerle birlikte yapacağız. Hazırsanız başlayalım. 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde öneri sözcüğünün eş anlamlısı kullanılmıştır? A) Parka gidelim, sonra da dondurma yeriz. B) Bu güzel teklife asla hayır diyemem. C) Efe yüzme kursuna gitmem için ısrar etti. Öneri sözcüğünün eş anlamlısı teklifti. Teklif, öneri, eş anlamlı sözcüklerdi. Birinci sorumuzun cevabı B şıkkı. 2. Aşağıdaki kelimelerin hangisi sözlükte top kelimesinden sonra gelmektedir? A. Tarak B. Tırmık C. Tüy İlk harflerimiz T harfi. Top kelimesinin de ilk harfi T harfi. Şimdi ikinci harflerimize bakıyoruz. A şıkkında A harfi var. B şıkkında I harfi. C şıkkında Ü harfi. Top kelimesindeyiz. ikinci harfimiz O. Yani O harfinden sonra gelecek. A alfabemizin birinci harfi. A olamaz. B. A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak G, H, I. I dedik. Bu da O'dan önce. C'ye bakıyoruz. Ü harfi. Ü harfi O'dan sonra gelmektedir. O, Ö, P, R, S, Ş, T, U ve Ü. C şıkkımız doğru cevap. 3- Yukarıdaki numaralanmış cümleler sıraya konulursa doğru sıralama nasıl olur? Birinci cümlemiz Ali yaptığına pişman olmuştu. Demek ki bir şey yapmış ve Ali pişman olmuş. Bu daha sonralarda yer alması gerekir. 2- Ali zil çalınca sınıftan koşarak çıktı. Evet bu olabilir. 3- Öğretmenin uyarılarını dinlememişti. 4- koridorda arkadaşıyla çarpışıp yaralandı. Bunları sıraya koyduğumuzda ilk önce Ali'nin sınıftan koşarak çıkması gerekir. Çünkü bir şeyler olmuş daha sonra. Burada Ali yaptığına pişman olmuştu dediğine göre birinci cümlemiz sonda yer alması lazım. Çünkü bu arada bir şeyler olmuş ve Ali yaptığına pişman olmuş. Şimdi ortaya hangisi gelebilir? öğretmenin uyarılarını dinlememişti. 4. koridorda arkadaşıyla çarpışıp yaralandı. Öğretmenin uyarılarını dinlememişti. Koridorda arkadaşıyla çarpışıp yaralandı dediğimizde 4 önce gelmeli, 3 de sonra gelmeli. Yani numara numaralandırılmış bir şekilde okursak Ali zil çalınca sınıftan koşarak çıktı koridorda arkadaşıyla çarpışıp yaralandı. Öğretmenin uyarılarını dinlememişti. Ali yaptığına pişman oldu. 3 B şıkkı. 4 Panodaki kelimeler eş anlamları ile eşleştirilince hangi kelime boşta kalır? Ulus, millet eşleştiriyoruz yarar neydi fayda rüya düş vatan yurt hangi kelimemiz boşta kaldı gerçek kelimesi boşta kaldı 4 a 5 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmış bir kelime vardır? A. Naylon poşet birden yırtıldı. Şoför arabayı çok hızlı sürüyordu. C. Orijinal bir ayakkabı aldım. Burada yazım yanlışı yapılan B şıkkındaki şoför. Şoför değil, şoför şeklinde yazılmalıydı. 5 B. 6. Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucunu zihinden çıkararak bulup işaretleyiniz. Zihnimizden yapıyoruz. Zihinden yaparken neler yapıyorduk? Farklı yöntemler ve metotlar deneyebilirsiniz. Burada en basiti sıfırları yokmuş gibi sayıyoruz. Burada yüzler basamağında herhangi bir sayı yok. Demek ki 4 başta. Daha sonra zihinden 8'den 6'yı çıkartıyoruz. 2 ve az önce silmiş olduğumuz sıfırları da yerine koyduğumuzda A şıkkı 420. Bunu farklı yöntemlerle yine yapabiliriz. Sıfırlarda sorun yok. 400 yüzlük olmadığı için 400'ü buraya yazıyoruz. 80'den 60'ı çıkarttığımızda 20, topladığımızda yine 420 diye de yapabiliriz. 7 Aşağıda verilen zihinden çıkarma işlemlerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? 600'den 50'yi çıkarmışlar. Evet, 600'den 50'yi çıkarttığımızda 550. Bu doğru. 310'dan 20'yi çıkarmışlar. 10'ar onar, onar geri sayabiliriz. 310, 300, 290. Bu da doğru. 520'den 80'i çıkarmışlar. Burada 520'den biz 80'i önce bunu 100 olarak düşündüğümüzde burası 420 yapar. Diğer 20'mizi de koyduğumuzda 440 olması gerekirdi. C şıkkında bir yanlışlık yapılmış. 8. Yukarıdaki tabelada yapılan zihinden çıkarma işlemi aşağıdakilerden hangisidir? Önce 70'ten 20'yi çıkarmışlar. Demek ki sayımızın bir tanesinde 70 var, bir tanesinde 20 var. Daha sonra 6'dan 0'ı çıkarmışlar. Demek ki sayımızın bir tanesinde 6 birler basımında bir tanesinde 0 var. Sonra da bunları toplamışlar. Demek ki bizim doğru cevabımızı bulabilmemiz için ne yapıyoruz? 76'dan 20'yi çıkarma işlemi şeklinde yapmamız gerekiyor. 8. sorunun doğru cevabı A. 9. Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisinin gerçek sonucu ile tahmini sonucu arasında fark yoktur? Yani gerçek sonuçla tahmini sonuç birbirine eşit olacak. İlk önce gerçek sonuçlarını bulalım. 216 222'yi toplayalım. 8, 6, 2 daha 8, 1, 2 daha 3, 2, 2 daha 4. Şimdi bunun tahminini yapalım. 216'yı 220 şeklinde yazarız. 222'yi de yine onluğa yuvarlayıp 220 şeklinde yazdığımızda 440 buluruz. B şıkkına bakıyoruz. 324 artı 326, 324, 326 toplayalım. 4, 6 daha 10, 10 0 elde var. 1, 2, 2 daha 4, bir de elde. 5, 3, 3 daha 6. Şimdi tahmin yapıyoruz. 324'ü yuvarladığımızda 320 olur, en yakın onluk. 326'yı da yuvarladığımızda 300. 30 olur. Topluyoruz. 0, 0 daha 0. 2, 3 daha 5. 3, 3 daha 6. Şimdi C şıkkını bakalım. 433 artı şuraya yapalım. 433 artı 439'u topluyoruz. 3, 9 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 3, 3 daha 6. 1 de elde. 7. 4, 4 daha 8. Şimdi tahminimizi yapıyoruz. 433'ü biz 430 diye yuvarlarız en yakın onla. 439'u da 440 diye yuvarlarız. 0, 0 daha 0, 3, 4 daha 7, 4, 4 daha 8 870 oldu. Buraya baktığımızda hangisinde fark yoktur? B şıkkında 650 ile hem yuvarlayarak yaptığımızda tahmin hem de gerçek sonucunun da 650 olduğunu görüyoruz. 9. sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır. 10. 518 artı 274 işleminin tahmini sonucu kaçtır? 518'i en yakın onluya yuvarlıyoruz. 520 oluyor. 274 sayısını ise 270'e yuvarlıyoruz en yakın onluğa topladığımızda 0 0 daha 0 2 7 daha 9 5 2 daha 7 790 yani B şıkkı 11 İnsanların hayatını devam ettirebilmek ve geçimini sağlamak için sürekli yaptığı işe ne denir? İnsanların, çocuklar hayatını devam ettirebilmesi için sürekli yaptığı ve para kazandığı işe biz meslek diyoruz. 11. sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. 12. Meslek seçimi ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İlgi ve yeteneklerimize göre bir meslek seçmeliyiz. Doğru. Bütün meslekler toplum için değerlidir. Evet doğru. En önemli meslek doktorluktur demiş. Hayır her mesleğin kendisine göre farklı önemi ve değeri vardır. Onun için en önemli meslek doktorluktur veya başka bir meslektir diyemeyiz. Tüm meslekler bizim için önemlidir. 12-C 13-Can'ın hayalindeki mesleksizce aşağıdakilerden hangisidir? Can burada bir şeyler diyor bize. Hayvanları çok seviyorum. Hayvanları çok sevdiğine göre, hayvanların sağlığıyla ilgilenen meslek grubu veterinerdir. Can için veteriner olmak ideal bir meslek olur. 14. Verilen görseldeki meslek hangi hizmet alanı ile ilgilidir? Baktığımızda burada bir öğretmen görüyoruz. Hangi meslek alanındadır öğretmen? Eğitim öğretim hizmetleri ile ilgilenir. A. Eğitim B. Sağlık C. Spor demiş. Doğru cevabımız 14. A. Şıkkı 15. Giydiğimiz elbiseleri ve kıyafetleri diken meslek aşağıdakilerden hangisidir? Burada A şıkkında bir kuaförlük hizmeti, B şıkkında bir sağlık hizmeti, C şıkkında ise meslek olarak seçilmiş terzilik yani kıyafetlerimizi diken tamir eden kişiye biz terzi diyoruz. Yaptığı işe de terzilik mesleği adını veriyoruz. 16. Cisimleri hareket ettirmek veya durdurmak için uygulanan itme veya çekme kuvvetine ne denir? Biz cisimleri çoklar hareket ettirmek, durdurmak, yönünü değiştirmek için o cisme bir kuvvet uyguluyoruz. 16 A. 17. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır. Dikkat edin yanlış arıyoruz. Kuvvet cisimleri hızlandırabilir. Evet. Hızlandırabilir. Kuvvet her varlığı hareket ettirir. Her varlığı hareket ettirmez. Bir varlığı hareket ettirebilmek için o varlığın mevcut durumundaki kuvvetten daha fazla kuvvete bir ihtiyacımız var. Yani biz sınıfın duvarını iterek hareket ettiremeyiz ama bizden çok daha kuvvetli bir iş makinesi onu hareket ettirebilir. Yani her kuvvet uyguladığımız varlık hareket etmez. C hareket eden bir cismi yavaşlatmak veya durdurmak için tersine kuvvet uygularız. Evet, bize gelen bir topu durdurmak için ona ters yönde bir kuvvet uyguladığımızda topu durdurmuş oluruz. Doğru cevabımız B şıkkı kuvvet her varlığı hareket ettirir şeklinde değil, her varlığı hareket ettiremeyebilir. 18 Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Çivi çakarken itme kuvveti uygularız. Doğru. B. Pencereyi açarken çekme kuvveti uygularız. Evet, kendimize doğru çekeriz. C. Şut çekerken topa çekme kuvveti uygularız. Çekme kuvveti değil şut çektiğimiz için karşı tarafa doğru gitmesi gerekir. Ona bir itme kuvveti uygularız. 18 C. 19. Görselde kanal değiştiren Ceylin kumandaya hangi kuvveti uygulamaktadır? Kumandanın düğmesine bastığında o kumandanın düğmesini aşağıya doğru ne yapar? İter. A şıkkı itme kuvveti doğru cevaptır. 20. Aşağıdaki görselleri verilen durumlardan hangisinde çekme kuvveti uygulanmaktadır? A şıkkında balıkçı balığı dikkat edin. Kendisine doğru ne yapıyor? Çekiyor. B şıkkında bırakıyor. Yer çekiminin etkisiyle düşüyor. Veya eliyle oraya atıyor. Çekme değil bir itme kuvveti söz konusu. C şıkkında da yine kişi buradaki ağır nesneyi ileri doğru itiyor. 20. sorumuzun cevabı A şıkkı çekme kuvveti uygulayan bir kişi görüyoruz. Evet. Bu haftaki çalışmalarımız sona erdi. Çalışmalarını kullandığımız optimist öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi çalışmalar sevgili çocuklar.